Nerede kaldı bu şoker? Umarım bu kez yeni sahibinle çok mutlu olursun. Yeniden geleceğin günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Merhaba. Nerede kaldın Şoker Efendi? Kütüphanede dünyaya gitme iksiri hazırlıyordum. Senin oraya girmeni yasaklamamış mıydın Bena? İyi de Yüce Kulina. Dünyaya nasıl gideceğiz? Metrobüsle mi? Ha? Peki. Şimdilik bu mazeretini kabul ettik diyelim. Hem her şeyi düşünüyorum hem de suçlu oluyorum. Gitmiyoruz o zaman. Olur mu canım, olur mu? Gitmen lazım. Hadi bakalım, iyi bir çocuk bulur bulmaz Nergis'i ona verip hemen geri dönüyorsun, tamam mı? Hoşça kalın sevgili oyuncaklar. Hoşça kal. Hoşça kal Lana Bebeği. Güle güle. Hadi. Bay bay. Umarım her şey yolunda gider. Oh. Kulina iyi ki üzerimi aramadı. İksir şişesini bulacak diye amma da tırstım. Önce şu ufaklığı canlı kanlı bir duruma sokalım. Artık ben hep böyle mi kalacağım? Evet. Yaşasın. Ama dediklerimi harfi harfine uygulayacaksın, tamam mı? Tamam. Şimdi de kılık kıyafetimizi halledelim. Nano'yu bırakıp okula gitmek istemiyorum. Emre, Nano'yu tembelliğine alet etme. Eğer Nano'nun durumunda bir değişiklik olmazsa haber verirsin Makbul Sultan. Tabii evladım, merak etme. Merak etmeyin, benim tanıdığım çok iyi doktorlar var. Ne yapıp edip onu iyileştireceğiz. İyi. Buyurun. Buyurun, bir şey mi istediniz? Biz bir bayana bakmıştık. Muazzez. 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 Seni buldum ya. Muazzez mi? Bana mı dediniz? Evladım, delirdin mi? Ne Muazzez'i? Nano. Dünya küçük derlerdi, inanmazdım. O ayın sahibim işte tam karşımda duruyor. İşte yavrum. Bizi terk edip giden anne bu. De, git sarıl ona. Anneciğim. Siz ne dediğinizin farkında mısınız? Evet, ne olmuş? Üstüme iyilik, sağlık. Demek ki Nana'mızın sırrı buymuş. Şaka gibi. Olur mu böyle şey? Nana'nın çocuğu olamaz. Yani bu kocaman kıza yok. Neden? Bal gibi var işte. Hep onun yanında değildiniz ki. Nereden biliyorsunuz? Ay şu yavrucağa bak. Şıp demiş, Nana'nın burnundan düşmüş. O Nana'nın çocuğu olamaz. Ben de şu anda şaşırdım ama gerçekleri acı da olsa kabul etmek zorundayız cicişim. Anneciğim, anne kokusu demek böyle bir şeymiş. Anneciğim, beni bir daha bırakma. Çocuklar, hadi siz dışarı. Muazzez. Biraz şöyle geçip konuşabilir miyiz? Tabii, buyurun. Buyurun. Muazzez. Aslında Muazzez'i asla suçlayamam. Bütün kabahat benim. Önceleri her şey çok iyiydi. Mutlu yuvamız. Bu dünyalar güzeli kızımızın doğumuyla daha da bir perçinlendi. Ama kader ağlarını ailemizin üzerine örmeye başlamıştı bile. Önce işlerim bozuldu. Tabii aramızdaki sevgiyi de etkiledi bu. Sevgili Muazzez'ime kötü davranır olmuştum. Bu Muazzez ben oluyorum, öyle değil mi? Evet bir tanem. Sonra giderek gece hayatına sürüklendim. Kumar, içki, eğlence derken yuvamı tamamen ihmal etmeye, hatta onu dövmeye falan başladım. Vah vah, zavallı kızım. Vay be Nana, pes valla. Geçmişini ne güzel sakladın. Yine karlı bir gündü. Ona kötü davranmış, aşağılamış, dövmeye kalkmıştım. O zamanlar ben bir hayvandım. Estağfurullah evladım. Yok, öyleydim. Neyse müzeyyen. Muazzez değil miydi?
Uzun yıllar görmeyince adını karıştırdım. Neyse. Çocuğunu alıp karların içinde benden kaçmaya çalıştı. Ama onları yakaladım ve çocuğu alıp kaçırdım. Yıllar böyle geçti. Ancak zavallı yavrucak büyüdükçe zavallı sürekli annesini soruyordu. Günlerce, gecelerce ağlıyordu. Bu ızdıraba daha fazla dayanamadım. Ve kendime çeki düzen vermeye karar verdim. Eski kötü alışkanlıklarımı tamamen bir tarafa bıraktım. Hayatımı yeniden kurmaya karar verdim. Ve o günden bugüne kadar Muazzez'imi aramadığım yer kalmadı. Muazzez! Allah'a şükürler olsun ki sonunda buldum. Ay gözün aydın kardeş. Peki ama şimdi ne olacak? Aa, ne olacağı var mı Hakan? Adamcağızı dinledin. Yıllardır karısını arayıp duruyormuş. Alacak karısını ve çocuğunu gidecek. Ama Nana daha iyileşmedi. Hem her şey bu kadar çabuk. Yani bakalım Nana ne diyecek? Ay şekerim sana ne oluyor? Yıllardır ne kadar acılar çekmiş adamcağız. Herhalde buna engel olacak halimiz yok değil mi? Ay zavallı yavrucak baksana anneciğine ne de güzel sarılmış. Sadece sizden birkaç gün isteyeceğim. Karım ve çocuğum burada sizinle kalabilir mi? Ben de bu arada yeni yuvamızın gerekli hazırlıklarını tamamlarım. Ay kardeş bir şeye ihtiyacım varsa bak ölümü öp söyle. Maddi manevi ne gerekirse bak gerçekten. Eksik olma bacım. Nergis gel kızım seni bir öpeyim. Canım kızım benim. Söylediklerimi unutma. Nana'nın gerçek kimliğini ortaya çıkarmak için elinden geleni yap. Bunu yapmak zorunda değil. İyi birine benziyor. Rüyada onu yaşasam olmaz mı? Ne diyorsam onu yap. Yoksa tekrar lahana olursun ona göre. Peki. Hadi kızım. Anneni üzme. Bu cici insanlara karşı da iyi ol. Ben en kısa zamanda gelip sizi alacağım. Efendim. Her şey için çok teşekkürler. Ay ne demek? Bizim için büyük bir zevkti. İyi günler. Muazzez. Karıcığım. Seni almak için geri döneceğim. Allah'a ısmarladık. Hakan. Hadi biz de çıkalım artık. Çok geç kaldık. Ay hem anne kız biraz baş başa zaman geçirsinler. Makbuş kızımıza o güzel kurabiyelerinden yap iyi mi? Yapar. Hadi Hakan. Tamam. Hadi. (Gülüyor)